Evet, yufkalarım hazır. Şöyle gördüğünüz gibi pamuk gibi yufkalar çıkarttık. Yarım saatte diğer tarafını şeye verdim. Siz söyleyin. Ters çevirdikten sonra kurumaya, suyunu çekmeye. Bakın şöyle gördüğünüz gibi çarşaf gibi yufkalar çıkarttık. Şöyle. Şimdi bu yufkaları toplayıp dilediğiniz zaman hangi hamur içinde kullanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane yufkalar çıkarttık hem de ev ortamında. Şöyle. Bakın. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Benden en çok istek alan tariflerden bir tanesi ve sizlerin çoğusunun beklemiş olduğu bir tarif olan hazır yufka nasıl yapılır? Bu videoda bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacak olduğum malzemeler 500 gram baklavalık böreklik un, 300 ml musluktan su, 1 çay bardağı 4'te 1'i kadar ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı tuz. Elma sirkesi hamurun rahat açılmasını sağlayacak. Bunu tezgahıma döküyorum. Undan şöyle bir havuz oluşturuyorum. Her zamanki gibi. Bu arada suyu oranını biraz daha düşürebilirsiniz. Yani veya kontrolü verin. Çünkü benim unum iyi su kaldırıyor. Hekimoğlu Spirulis kullanıyorum bu arada. Sizin kullandığınız unlar belki çok fazla su kaldırmayabilir. Bu su oranı fazla gelip de hamurunuz yumuşak olmasın. Ya kontrolü verin ya da aynı şekilde eğer Hekimoğlu ve buna benzeri güçlü unlar kullanıyorsanız, yani su kaldıran unlar kullanıyorsanız da zaten tarif birebir tutar. Ondan yana da sıkıntı yok. Evet, hamuru yaklaşık bir 2-3 dakika yoğurdum. Çok fazla yoğurmaya gerek yok. Homojeniz hale gelince yeterlidir. Bu şekilde streçle hava almayacak şekilde sarıp 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamuru 1 saat dinlendi. Şöyle gördüğünüz gibi gluten ortaya çıktı. Şöyle. Şimdi güzel bir rulo haline çeviriyorum. Birer gramlık bezelere bölüp tartıyorum. Tartısı olmayanlar için şöyle bir yumurta büyüklüğünde bile, yumurtadan bile küçük işte. Şöyle yumurtalaştırırsak. Evet, yumurtadan bile küçük bezelere dönüştürmeniz. Tabii bu pişirecek olduğunuz şeyle alakalı, tepsiyle alakalı. Benim tepsim geniş. Daha küçük tavada bir şeyle pişireceksiniz. Doğal olarak daha küçük gramajda kesmeniz gerekir. Benim kullanmış olduğum Ankara fırın tepsileri var ya, 46x38. Ben onlarda onların üstünde pişirecek olduğum için 50 gram bu tepsilere ideal gelecektir. Evet. Tezgahıma şöyle un seriyorum hamurlarımı. Bu şekilde yaparsanız, hani böyle yuvarlayıp yaparsanız bir yarım saat dinlendirmeniz lazım. Bu şekilde çok fazla dinlendirmenize gerek yok. Hamur rahat bir şekilde açılır zaten. Şimdi hamurları şöyle eziyorum. Ama daha çok kenarlarını ezmek suretiyle. Çünkü yufka türü şeylerin her zaman için kenarları kalın kalır. Kenarları kaliteyi bozar işte. Kenarları incelediğiniz zaman gerisi hiç de sorun olmaz. Toplamda 50'şer gramdan 16 tane beze çıktı. Bunları tekrar streçle sarıyorum. Bu şekilde bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Eğer yuvarlarsanız daha önce de söylediğim gibi, o zaman en az bir yarım saat dinlendirmeniz gerekir. Ben yuvarlamadım. Baklava usulü yaptığım için 10-15 dakikada açılabilir.
Evet, bezelerim bir 15 dakika dinlendi. Üstünü açmadan şöyle içinden almak suretiyle bezelerimi açacağım. Önce merdane ile biraz şöyle bir açıp daha sonra da şeye geçeceğim. Oklavaya. Bu arada nişasta kullanmıyorum. Neden nişasta kullanmıyorum? Nişasta daha sonra kurma yapma etkisi olduğu için nişastaya girmiyorum bu şeyde, yufka işinde. Evet, şöyle. Ve daha çok kenarlarını inceltmeye özen gösteriyoruz. Şekilde sırayla açıp hepsini üst üste atıyorum. Evet, tezgahımı bolca alınıyorum. Şöyle bir yufka aldım. Üstüne de biraz atıyorum. İnce oklavayla çok da bastırmadan, çünkü bu zaten açılır. İçerisine hem ayçiçek yağı koyduk, onu açmasına yardımcı olur. Hem de sirke koyduk. Bu ikisi de hamurun açmasına çok katkı sağlayan iki madde. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Daha sonra şöyle bir de bu taraftan yapacağım aynı işlemi. Bir de bu taraftan yaptım mıydı? Zaten yufkamız tamam olacak. Evet. Tabi illa oklavayla açacaksınız diye bir kaydı yok. Elinizle de şöyle biraz daha inceltebilirsiniz. Sadece yufkayla oklavayla açılacak diye bir kural yok. Şöyle. Bu hamur her şekilde açılır zaten. Gördüğünüz gibi tül gibi. Oklavanız yoksa veya oklava kullanamıyorsanız şöyle merdaneyle rahat bir şekilde açabilirsiniz. Ama merdanenizin iyi bir merdane olması lazım. Benim merdanem Gaziantep yapımı Oval 3 merdane olduğu için, yani oklavanın görevini bile birçok yerde görüyor. Şöyle merdaneyle, sadece merdaneyle inceltebilirsiniz. Şurası katlamaları düzelteyim. Tamam. Merdaneyle açarken de daha çok kenarlarını açmaya gayret göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi merdaneyle bile rahat bir şekilde açtım. Daha sonra da şöyle elinizle yine şöyle biraz daha inceltebilirsiniz. Evet, ocağın iki gözünü de açtım eşit olsun diye. Orta ateşte tepsimi kızdırdım. Birinci yufkadan başlayalım. Birinci yufkayı seriyorum. Birinci yufkayı alt üst iki taraflı hafif ateşe tutuyorum. Bu pişirme değil. Bundan sonrakileri bu şekilde yapıyoruz bakalım. Yufkayı üstüne atıyorum. Şöyle bir düzlüyorum. Ters düz. Pardon, biraz katlandı, onu düzelteyim. Şöyle. Bunu üstüne örtüyorum. Şöyle. Ne kadar? Yaklaşık bir 10-15 saniye kadar. Şöyle hafif kızarma olabilir ama çok kızartmadan, pişirmeden yapıyoruz bu işlemi. Şu katlanmış kenarını açtırayım. Tamamdır. Bu şekilde
yapıyoruz. Her seferinde üstüne serip ters düz. Yani kek tarafı olarak pişirmiş oluyoruz. Aslında pişirme de değil de böyle hafif bir nemini çektirme diyelim. Bunu katlatmışız. Bu bir hata olmuş ama. Şöyle düzeltebilir miyiz? Evet. Şöyle dilerseniz 5-5, 6-6 da yapabilirsiniz. Evet, yufkalarımın hepsini ateşe tuttuktan sonra böyle bir pasa bezine serdim. Masamın üstüne pasa bezi serdim. Pamuk pasa bezi. Dilerseniz temiz bir havluda serebilirsiniz. Su emerciliği olan bir şey. Burada bildiğiniz musluktan akan su var. Yani ılık su, sıcak su falan değil. Bakın şöyle suya bandırıyorum. Şöyle kenarlarını falan dağılsın. Tamamdır. Şöyle birbirine değmeyecek şekilde yalnız. Birbirine değerse ıslak ıslak yapışma yapar. Birbirine değmeyecek bir şekilde bütün yufkaları bu şekilde ıslayıp atıyorum. Evet, özellikle kenarları kuruma ihtimali olduğu için kenarlarını mutlaka suya bandırın. Evet, yaklaşık bir yarım saat kadar çektirdim sularını. Şimdi şöyle bir ters düz yapıyorum. Tabii bu zaman illa yarım saat olacak diye bir şey yok. Bulunduğunuz evin nem oranına veya o günkü şartlara göre yaz mevsimi olabilir, yağmurlu hava olabilir, rutubetli hava olabilir. Değişir. Biraz çektiği zaman işte bakarsınız şöyle bir ters düz yaparsınız. Şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel. Bu arada hepsini sığdıramadım tezgaha. Bir bölümünü diğer tarafta koydum. Çünkü tezgahım küçük. Ben sadece hani görmeniz açısından. Evet, son olarak yufkalarımız şöyle kıvamını yani esnekliğini görmeniz için şöyle bir sigara böreği tarzı saralım. Şöyle gördüğünüz gibi. Kesinlikle kırılma, yırtılma, kopma gibi durumlar yaşamazsınız. Zaten bunlardan sigara böreği veya gül böreği yapacağım. Börekteki performansını da kendiniz görebilirsiniz. Muhtemelen bir sonraki veya iki sonraki videoda da onu yayınlarım. Şöyle saralım. Evet, yufkalarımın inceliğini, şeffaflığını görmeniz için de şöyle bir şey yaptım. Broşürümü koydum altına. Gördüğünüz gibi sanal fırın tarifleri net bir şekilde görünüyor. Bu şekilde güzel yufkalar elde ettik. Evet, hepinizin gördüğü gibi gayet güzel, başarılı yufkalar çıkarttık. Dışarıda alabileceğiniz hazır yufkaların birebir aynısı. Peki bunların muhafazası nasıl yapılmalı? Bunların muhafazası öncelikle böyle pasa bezi gibi pamuk bir beze sarıp daha sonra da bir poşete koyup dolabın normal bölümünde bir hafta, gerekirse 10 güne kadar bakın küflenme yapmadığı sürece saklayıp kolaylıkla kullanabilirsiniz. Derin dondurucu atmayı ben pek tercih etmiyorum. İlla ki derin dondurucu atacağız da diyorsanız derin dondurucu atarken mutlaka aralarına bir jelatin veya stres gibi bir kağıt çekerek derin dondurucu atın. Çözdürürken de böyle fırında gibi veya direkt ısıya temas ettirmeden, çünkü teri yapma olayı var. Dolabın derin dondurucu bölümünden normal bölümünü alıp orada çözdürürseniz daha isabetli olacaktır diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşça kalın.